Yatırım destek ve tanıtım ajansımız kuruluşu için bizzat talimat verdiğim ve ilk başbakan olduğum dönemde başlattığım bir süreç. Başbakanlığım döneminde şahsıma bağlı olarak faaliyet gösteren, Cumhurbaşkanı olarak da çalışmalarını yakından takip ettiğim bir kurumdur. Japonya Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımızın en yoğun faaliyet gösterdiği, en başarılı neticeleri aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Bugünkü seminerin de ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerimize karşılıklı fayda sağlayacak neticeler doğurmasını temenni ediyorum. Bu seminer, ajansımızın Japonya'daki yatırımcılar için gerçekleştirdiği 16. seminerdir. Seminerlerimizin yatırımcılarımız tarafından yakın ilgiyle takip edildiğini öğrendim ve bundan da doğrusu çok çok memnun oldum. Geçtiğimiz yıl ülkenize yaptığım ziyaretim esnasında Sayın Abe ile birlikte stratejik ortaklığımızın temel yapı taşlarından birini oluşturacak Türkiye-Japonya ekonomik ortaklık anlaşması süreci açısından önemli bir adım attık. Bu anlaşmanın resmi müzakerelerinin 2014 yılında başlaması kararını aldık. Geçen ay bu müzakerelerin üçüncü turunun başarıyla yapılmış olmasından ülkelerimiz adına memnuniyet duyuyorum. Değerli iş adamları, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi gelişme kaydetmesine karşın halen arzu ettiğimiz seviyede değil, tam aksine bu seviyenin altındadır. 2014 yılı sonu itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'den baktığımızda Japonya ile ticaretimizin Güney Kore ve diğer yükselen ekonomilerle olan ticaretimizin gerisinde kaldığını görüyoruz. Buna karşılık ülkelerimizin potansiyeli daha yüksek ticaret hacmi için aslında ümit veriyor. Ancak dış ticaret hacmimiz Türkiye aleyhine ciddi bir dengesizlik içeriyor. Bu durumun düzeltilmesi için birlikte çaba harcamalıyız. Burada 2023 hedefi olarak ticarette bu durumun iyileştirilmesi ve ticaret hacmimizin 30-35 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefini hep birlikte koyalım derim. Bunun için ticaret alanında birbirimizi tamamlayan yönlerin ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de ekonomi politikalarımızın merkezine istikrar, güven, şeffaflık ve öngörülebilirlik unsurlarını yerleştirdiğimiz bu dönemin olumlu sonuçlarını küresel kriz döneminde dahi büyümemizi koruyarak aldık. 1984-2002 yıllarını kapsayan dönemde özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımı 15 milyar doların altındadır. Geçtiğimiz 13 yıllık dönemde ise yatırım ortamında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler sonucu Türkiye'ye kümülatif olarak 149 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı geldi. 2015 Haziran ayı itibariyle Türkiye'deki Japon doğrudan yatırımlarının toplamı 1,7 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımların 1,6 milyar doları son 5 yılda gerçekleşti. Aslında diğer ülkeler üzerinden gelenlerle birlikte ülkemizdeki Japon yatırımlarının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Yatırımların gıdadan otomotive, sigortadan bankacılığa, sağlık sektörüne kadar geniş bir alana yayılması ve hızlanarak devam etmesi stratejik işbirliğimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Buna rağmen sözünü ettiğimiz tutarın iki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında oldukça yetersiz kaldığını da ifade etmek zorundayım. Japonya 2013 yılında yurt dışına yaklaşık 136 milyar dolar, 2014 yılında da 114 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye'ye gelen miktar ise 2013 yılında
439 milyon dolar ve 2014 yılında 212 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu rakamın çok daha üst seviyelerde olması gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz Japonya'nın yurt dışı yatırımlarının %1'ini yani yılda asgari 1 milyar dolarını Türkiye'de gerçekleştirebilmesidir. Küresel kriz sonrasında Türk ekonomisinin ortaya koyduğu güçlü toparlanma, dayanıklılık ve kamu maliyesindeki sağlam duruş ülkemizdeki yatırım ortamını daha da cazip hale getirdi. Yatırım destek ve tanıtım ajansımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız sizlere her türlü kolaylığı sağlayacak, desteği verecektir. Değerli iş adamları, Türkiye hızla büyüyen ve gelişen bir ülkedir. 2014 yılındaki 800 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılamız ve kişi başına 10.500 doları bulan milli gelirimiz de çok önemli bir potansiyele sahibiz. 2010 yılı büyüme oranımız %9,2 olarak gerçekleşti. Finansal krizin gittikçe ağırlaştığı 2011 yılında Türkiye %8,5 büyüyerek dünyada ikinci hızla büyüyen ülke oldu. Türkiye 2015 yılında da beklentilerin üzerinde büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2015 yılının birinci çeyreğinde %1,6 olan beklentiyi aşarak %2,5 oranında, ikinci çeyreğinde de %3,4 olan beklentinin üzerine çıkarak %3,8 oranında büyüme kaydetti. 2014 yılı sonunda ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak yaklaşık 158 milyar dolar, ithalatımız ise %3,7 azalarak 240 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz 13 yılda Türkiye yurt dışına yatırım yapan bir ülke durumuna da ulaştı. Enerjide ithalat bağımlılığını azaltmak için diğer çalışmalarla birlikte nükleer güç santrallerini de devreye almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Japonya ile birlikte hayata geçirmeyi öngördüğümüz Sinop nükleer güç santrali projesine büyük önem veriyoruz. Bu proje stratejik ortaklığımız çerçevesinde uzun vadeye yayılan kapsamlı bir işbirliğini de beraberinde getirecektir. Santralin ilk ünitesinin Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te faaliyete geçmesi yönündeki temennimi burada bir kez daha vurgulamak isterim. Şu hususu özellikle dikkatlerinize getirmek istiyorum. Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri sebebiyle büyük altyapı yatırımlarına ihtiyacımız bulunuyor. Altyapı yatırımları alanında Japonya ile işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu işbirliğinin önemli bir boyutu finansmana erişimdir. Marmaray projesinde olduğu gibi uygun koşullu kalkınma kredilerinden yararlanmaya devam etmemiz iki ülkenin de karşılıklı menfaatinedir. Bu anlamda hafif raylı sistem ve metro projeleri ile yenilenebilir enerji alanındaki projeler başta olmak üzere Türkiye'nin mega projelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın en uzun asma köprüsü olması planlanan Çanakkale Boğaz Köprüsü projesi, İstanbul'daki 3 katlı Avrasya Tüneli ve Ankara İstanbul Yeni Hızlı Tren Hattı projesi bunlardan bazılarıdır. Bu alanlarda ve diğer altyapı projelerinde birlikte çalışmalar yapabiliriz. Ayrıca sağlık sektöründe de önemli hastane projelerimiz var. Özellikle şehir hastaneleri adı altında yürütmüş olduğumuz hastane projelerimizde ilk etapta 30 büyük şehirde bu projelerimizi hayata geçiriyoruz. Şu anda 17 büyük şehirde bunlar yoğun bir şekilde inşaatları devam eden projelerimizdir. Türkiye nükleer enerji, uzay teknolojileri, gelişmiş iletişim ve haberleşme teknolojileri, savunma sanayi ve diğer pek çok önemli sektördeki araştırma, geliştirme ve yatırımlarını süratle geliştiriyor. Bu alanlarda Japon ortaklarımızla el ele daha verimli çalışmalar yürütebileceğimize inanıyorum. Değerli dostlar,
Türkiye tüm yatırımcılar gibi Japon dostlarımız için de güvenli bir limandır. Avrupa, Asya ve Afrika'nın merkezinde yer alması, Türkiye'nin yakın çevresiyle ekonomik işbirliği mekanizmaları kurmasını kolaylaştırıyor. Avrupa Birliği ile 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği içinde bulunan Türkiye, Avrupa ekonomileri ile bütünleşmiş durumdadır. Ülkemizin G20 üyeliği ve halihazırdaki G20 dönem başkanlığı küresel ekonominin yönetiminde üstlendiğimiz sorumluluğun ifadesidir. Biliyorsunuz 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da G20 zirvesini gerçekleştireceğiz. Ve bu yılki zirvenin özellikli başlıkları, temaları bir uygulamadır, iki yatırımlardır, üç kapsayıcılıktır. Ve adımı buna göre atacağız ve özellikle de 2030 yılına kadar altyapı yatırımları itibariyle 70 trilyon doları hedefleyen bir süreç söz konusu. Peki bu kaynaklar nasıl elde edilecek dendiğinde, bu kaynakları elde edebilmek için özellikle kamu özel dayanışması önem arz ediyor ve özel sektörün burada yer alması noktasında da kamunun özelin önünü açması çok büyük bir, inanıyorum ki, altyapıyı oluşturacak ve bu altyapı yatırımları da hızla gelişecektir. OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliklerimiz Türk dış politikasının çok boyutlu ve bölgesel ekonomik yöneliminin yansımasıdır. 2003'ten bu yana kararlılıkla hayata geçirilen yapısal reformlar, ihtiyatlı para ve maliye politikaları sayesinde Türkiye'nin makroekonomik temeli güçlenmiştir. Tabii ki burada insan yönetimi çok önemlidir, bilgi yönetimi çok önemlidir, finans yönetimi çok önemlidir. Bunları başardığınız takdirde netice almak da kolaydır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı içinde kendimize çok önemli hedefler belirledik. 2023'te Türkiye'yi kişi başına 25 bin dolar, toplamda 2 trilyon dolar milli gelire sahip, 500 milyar dolar ihracat yapan, dünyanın sayılı deniz ve havalimanlarına sahip, 3 nükleer santral inşa etmiş bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde bölünmüş yolların uzunluğunu 23 bin kilometreden 36 bin 500 kilometreye, 2250 kilometre olan otoyollarımızın uzunluğunu 7500 kilometreye, hızlı tren hatlarının uzunluğunu 1200 kilometreden 13 bin kilometreye çıkartmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için ulaştırma alanında 110 milyar dolar, enerji alanında ise 130 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız var. Ülkemizin ihracat kapasitesini artırmak için de büyük lojistik merkezler oluşturmayı, yüksek kapasiteli limanlar kurmayı, bu limanları demir ve karayollarıyla desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu büyük vizyonumuzda Japonya'ya önemli bir yer vermek hedeflerimizi Japonlarımızla, özellikle Japon dostlarımızla birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Sizlerden bu samimi isteğimize destek olmanızı özellikle bekliyorum. Mevcut gelişmiş siyasi ve hukuki altyapıyı değerlendirecek olan siz değerli iş adamlarısınız. Ekonomik ve ticari münasebetlerin karşılıklı yarar temelinde geliştirebilmesini, bunun için de iş adamlarına gerekli kolaylığı sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bugünkü temaslarınızın verimli geçeceğine, yeni iş bağlantıları kuracağınıza ve Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Japon yatırımcıların ülkemize geldiklerinde ajansımıza en çok sordukları iki konunun Türkiye'de Japon restoranları ve golf sahaları bulunup bulunmadığı olduğunu öğrendim.
Her iki konuda da Japon dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlara sahip olduğumuzu burada vurgulamak isterim. Bu vesileyle Türkiye'nin belirli bir bölgesinde yaşanan terör hadiselerinin sizlerde ve tüm Japon halkında olumsuz bir intibaya yol açmamasını temenni ediyorum. Şundan emin olmanızı istiyorum. Türkiye, Japon dostlarımız başta olmak üzere herkes için güvenli bir bölgedir. Türkiye, özellikle bu terör örgütünün son zamanlardaki ortaya koyduğu yanlışlara düşmeyecek kadar, onlarla bu mücadeleyi başaramayacak kadar zayıf değil, onları da tamamen halledebilecek güce, inisiyatife de sahiptir. Terör örgütü sınırlı bir bölgede ve giderek zayıflayan bir etkiye sahiptir. İnşallah yakında bu sorunu tamamen çözmüş olacağız. Bu organizasyonda emeği geçen Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız ile Tokyo Mitsubishi Bankası, Jetro GCC May ve UNIDO kuruluşlarına özellikle teşekkür ediyorum. Bu temennilerle seminerimizin Türkiye ve Japon iş adamları arasında başarılı ve verimli yeni ortaklıklara vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.